Büdehan Sorakoğlu 9 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Mossad ajanımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar 500 bin Suriyeli'yi gönderdiği güvenli bölgeye şimdi de 1 milyon göçmen daha göndermesi ve onlara güvenli bir yaşam imkanı sunması Avrupa Birliği ve ABD'den oluşan Batı ekseninin hiçbirinin işine gelmiyor. Bu politikayı Türkiye'nin hem Suriye'de hem de bölge halkları nezdinde itibarını artıracağı için engellemek hem de bölgede kaos ve istikrarsızlık yaratmak için istiyorlar. Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimizde, tarihimizde bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz demişti. Ümit Özdağ, Sessiz İstila isimli provokatif filmi neden nasıl fonladı? MİT görevlisinin Libya'da şehit edilmesini gayri kanuni olarak deşifre eden Ümit Özdağ'ın bu seferde kirli operasyonlarla Batı ekseninin Türkiye'yi karıştırmak için kullandığı fonlanmış medya ve vakıflara para tedarik işlemlerini yönettiği iddia ediliyor. Türkiye'de sığınmacılarla Türk toplumu arasına nifak, kin ve nefret tohumları ekmeyi amaçlayan fonlanmış medya ne yazık ki Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Üstelik Ümit Özdağ bu kez Sığınmacı Karşıtı Sessiz İstila isimli provokatif filmi kendisinin fonladığını itiraf ederek bir nevi devlete meydan okuyor. Sessiz İstila filmi senaryoya göre 3 Mayıs 2043'te geçiyor. Kısa filmde doktor olduğu anlaşılan bir genç, sığınmacıların işgal ettiği Türkiye'de anne ve babasına geçmişte gerekli tepkiyi göstermedikleri için sitem ediyor. Video, program yapımcısı Karacasu'nun Sığınmacı Karşıtı bir monolog sonrası okuduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk'ün gençliğe hitabesinin bir kısmıyla son buluyor. Emniyetin açıklamasında söz konusu kısa filmin sığınmacılarla ilgili bilgileri manipüle edip çarpıttığı öne sürüldü. Karacasu dün Sakarya'da gözaltına alındı. Açıklamada ayrıca sığınmacılarla ilgili provokatif gönderiler paylaştığı iddia edilen Militer Doktrin adlı hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen şahsın da İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti. Karacasu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. MHP'li Semih Yalçın'dan Ümit Özdağ ağır suçlamalar küresel aktörlerin ajanı MİT görevlisinin Libya'da şehit edilmesini ifşa eden Ümit Özdağ, MHP'nin tepkisini çekti. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gerçek yüzünü gösterme zamanı diyerek, Özdağ'ın FETÖ'nün yurtta sulh konseyinde yer alabileceğini iddia ederek Twitter'dan şu iddialarda bulundu. Özdağ, İsrail ve Yahudi lobileriyle ve ABD'deki Yahudi Think Tank kuruluşu Jinso ile kurduğu gizli ilişkilerin Rand Corporation'la görüşmelerinin sebebini açıklamalıdır. Özdağ, asan bütçesiyle gerçekleştirdiği İsrail gezilerin mescidi mescid Aksa'yı mı yoksa Mosad'ı mı ziyaret etmiştir? Ümit Özdağ'ın yurtta Sur konseyi üyesi olup olmadığı araştırılmalı. Bu sözde milliyetçinin aslında Türk milliyetçiliğinin kripto düşmanı ve Türkiye'de küresel aktörler adına görev yapan pis bir ajan olup olmadığı acilen aydınlatılmalıdır. mescid Aksa'ya gittim, dua ettim ama Mosad'a gidip Mosad'la görüşmedim. Mosad'cılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüşmüş olabilirim. Bu ifadeler 15 Aralık 2020 tarihinde Haber Global'de Jülide Ateş'in konuğu olduğu programda Ümit Özdağ'a ait. Devamında şimdi bakın ben bir stratejik araştırma kuruluşunun başkanı olarak Rus istihbaratıyla da Rus genel kurmayıyla da Rus akademik çevreleriyle de İran'la da İran askeri istihbaratıyla da Çinlilerle de Amerikalılarla da İsraililerle de Mısırlılarla da hepsiyle görüştüm. Bunu görüştüğünüz zaman askerin asker olduğunu anlarsınız da istihbaratçının istihbaratçı olduğunu her zaman bilmezsiniz. Tahmin edersiniz bazen ve evet İsrail'e gittiğimiz zaman hiçbirine tek başıma gitmedim. Hep kadro olarak gittik. Belirli bir düşünce kuruluşu görüşmesi çevresinde yani. Giderken yanımda Türkiye'nin eski Hava Kuvvetleri komutanı, kuvvet komutanları vardı. Eski helikopter filoları komutanı vardı. Eski MGK genel sekreteri vardı. Yani tek başıma gidip turistik tatil yapmadım. mescid Aksa'ya gittim, doğada ettim. Ama Mossad'a gidip Mossad'la görüşmedim. Mossadçılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüşmüş olabilirim. Toplantılara geliyorlar ve mesela askeri istihbaratın, İsrail askeri istihbaratının şefi Tuğ General geldi bir briefing verdi. Briefing'i dinledik ama yanımda da Türk Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcisi oturuyordu. Özetle Ümit Özdağ'ın yaptığı her şeyden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilgisi vardır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne diyor? İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.'' Doğru mu söylüyor? Hangi tarih, hangi komutanlar? Böylesine önemli konularda isimsiz, tarihsiz konuşmalar buz üzerine yazı yazmaya benzer. Ümit Özdağ hatırlarsanız yıllar önce birlikte bir TV programına katılmıştık. Ben size bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuştum. Siz hiç cevap vermeden yayını terk etmiştiniz. Neyi kastettiğimi anlamıştınız. O gün bugün bu sorunun cevabını vermemiştiniz. Ama artık cevap vermenize gerek kalmadı. İçişleri Bakanı Soylu ne diyor? İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. Başka söze ne hacet?